Herhangi bir psikoloji kitabını açtığımızda karşımıza ilk olarak psikolojinin tanımı çıkmakta. Psikoloji, Yunanca'da bilim anlamına gelen logos kelimesinin önüne, yine Yunanca'da ruh anlamına gelen psike kelimesinin konulmasıyla türemiş ve dilimize ruh bilimi olarak çevrilmiştir. Psike kelimesinin kökenine indiğimizde ise karşımıza mitolojik bir efsane çıkmaktadır. Bu efsaneye göre günümüzde Aydın-Didim sınırlarında kalan Milet Antik Kenti'nin binlerce yıl öncesinde yaşamış kralının 3 güzel kızı var. Ve Psike bu kralın 3. kızı. Güzelliğiyle ablalarından, hatta dünyadaki her kadından önde. Öyle ki insanlar günlerce, aylarca yol yürüyerek Psike'nin güzelliğini görmek için Milet şehrine gelir olmuş. Bu durum güzellik tanrıçası Afrodit'i fena halde kızdırmış. Çünkü Afrodit, Psike ortaya çıkana kadar, Psike dünyaya gelene kadar kendi güzelliğiyle dünyaya ün salmış bir tanrıça iken, ölümlü ve son derece basit bir insan olan Psike'den sonra yüzüne bakılmaz, tapınağına gelinmez bir tanrıça olmuş. Bir şekilde Psike'yi alt edip Psike'den intikam alma arayışına girmiş. Oğlu Eros, yani aşk tanrısını da yanına alarak Milet şehrine gelmiş. Psike'nin güzelliğini seyretmeye gelen insanları izlerken dönerek oğluna, "Oğlum, bu kız annenin saltanatını yıkmakta. Şuna dersini ver, haddini bildir. Bu kızı öyle birisine aşık et ki dünyada ondan daha ölümlü, dünyada ondan daha fakir, dünyada ondan daha çirkin birisi bulunmasın. Bulunmasın ki başta Psike olmak üzere bütün insanlar bir tanrıçayla boy ölçüşemeyeceğini anlasın." Bu sıralarda Psike'nin bu kadar güzel olması onun evlenebilmesine de yetmiyor. Çünkü hiç kimse onun karşısında değil, yanında olmaya cesaret edemiyor. Hiç kimse onun karşısına geçip günlerce onu seyretmek yerine onun yanına geçip onunla bir ömür geçirmeyi hayal edemiyor. Psike de ablalarının evlenmiş olmasının da vermiş olduğu üzüntüyle kendi bahtsızlığına üzülüyor. Bu durum kral babasının da dikkatini çekmekte. Ve babası kızının evlenebilmesi adına Apollon tapınağına gider. Tapınakta kızının evlenebilmesi için dualar eder, kurbanlar keser, sunaklar sunar. Ve tapınakta kaynağını bilmediği bir ses kendisine, "Kızını güzelce giydir, kuşat, gelinlik kız gibi donat ve onu Mikale, yani Dilek Dağı'nın tepesine bırak," der. Orada, o dağın tepesinde bir ejderha gelecek, kızını alıp götürecek. "İşte senin kızının kaderi o ejderhadır," der. Kral şaşkın, kral üzgün. Dünyalar güzeli kızı evlene evlene bir ejderhayla mı evlenecekti? Ama çare yok. Madem ki kızının kaderi budur, emir yerine getirilecektir. Kral tapınaktan döner. Eşine, yani kraliçeye ve kızına, yani Psike'ye durumu açar. Psike çok üzülür. Psike başına geleceklerden habersiz biçimde geleceğinden kuşku duymaya başlar. Ama madem ki emir budur, madem ki kaderi budur, işte Psike elinden hiçbir şey gelmez ve kaderine razı olur. Tapınakta kendisine tarif edilen biçimde giyinir ve Mikale Dağı'nın tepesine çıkar. Burada kendisini bir ejderhanın götürmesini bekler. Derken bir yel eser, bir rüzgar, Zephyros rüzgarı. Ve bu rüzgar Psike'yi alır, yemyeşil çayırların bulunduğu, kenarından devasa bir pınarın aktığı muhteşem bir araziye götürür. Yemyeşil çayırların arasında uyanan Psike, önce
yanı başında akan Pınar'ın sesini duyar. Kafasını o yöne doğru kaldırıp baktığında ise devasa bir saray görür. Öyle ki bu sarayın her tarafından mücevherler, değerli eşyalar, yiyecekler, içecekler fışkırmaktadır. Sevinçle ve biraz da korkuyla saraya doğru ilerlemeye başlar. Saraydan içeriye girdiğinde büyülenmesi daha da artmıştır. Tam bu sırada bir ses. Sarayın içinden bir ses gelir Psike'ye. O ses, sen artık bu sarayın hanımısın. Bizler de senin hizmetçileriniz. Dilediğin odaya yerleş ve biz de sana hizmet edelim der. Psike sevinçten deliye döner. Çünkü etrafta ne bir ejderha vardır ne de üzülecek bir durum. Hayatında görmediği ve belki de göremeyeceği kadar güzel bir sarayın hanımı olmuştur artık. Psike denileni yapar. Odaları tek tek gezer. En güzeli, en büyüğü, en gösterişlisine yerleşir. Güzelce yemeğini yer, karnını doyurur. Hamama gider, yıkanır. Sonra tekrar odasına gelir ve uyumaya başlar. Gece karanlığında yanına birisi sokulur. Psike sokulan kişinin kim olduğunu bilmemektedir. Yüzünü, şeklini, şemailini, neye benzediğini bile fark etmemiştir. Soramaz da korkudan. İçinden şöyle düşünür. Birazdan sabah olacak. Gün aydınında ben bunun kim olduğunu, ne olduğunu, neye benzediğini anlarım der. Fakat sabah olmasına yakın yanına gelen kişi, Psike'nin gizli kocası, kalkar gider. Bu durum günlerce, aylarca sürer. Aralarında bir sohbet vardır, bir konuşma vardır. Ama Psike kocasının kim olduğunu bilmemektedir. Bir süre sonra da bu duruma alışmıştır. Derken Psike'nin ablaları da kardeşlerinin bir ejderhayla evlenmiş olmalarına son derece üzülmüşlerdir. Kardeşlerinin hayatından dahi endişe etmişlerdir. Psike bunu haber alır ve kocasına bir gece ricada bulunur. Yarın ablalarımı sarayıma getirebilir misin der. Kocası kabul eder, kırmaz Psike'yi çünkü deli gibi aşıktır. Ablaları ertesi gün Mikale Dağı'nın tepesinde beklerken yine Zephyros rüzgarı eser ve ablalarını sarayın önüne kadar getirir. Kapıda karşılaşırlar. Ablaları kardeşlerinin çok güzel bir sarayda yaşamış olduğunu ve hala hayatta olduğunu görünce sevinçten deliye dönerler. Çok geçmez, deliye dönmelerinin sebebi sevinçleri değil, kıskançlıkları olur. Tamam Psike güzel bir kız. Tamam bir ejderhayla evlenmemiş olması da güzel ama bu kadar güzel bir sarayda da yaşanmaz ki canım. Der. Ve merak ederler. Bizim kardeşimiz kimle evli? Yani bizim eniştemiz kim? Psike de bilmez kimle evli olduğunu. Geçiştirici cevaplar verir. Ablaları tatmin olmaz. En sonunda Psike dayanamaz ve bir yalan uydurur. Benim kocam tüyleri daha yeni çıkmış. Avcılıkla geçimimizi sağlayan yiğit genç bir delikanlıdır der. Ablaları kıskanır. Bir kez daha kıskanır. Çünkü ablaları yaşlı, çirkin, dazlak, tuhaf heriflerle evli. Ama belli etmezler Psike'ye. Yine de net bir cevap alamadıkları için tam tatmin olmamışlardır. O gün ablaları evlerine geri döner. Aradan uzunca bir süre geçer. Psike ablalarını yine özler. Ve yine sarayına çağırır. Kocası yine Mikale Dağı'nın tepesinden Zephyros rüzgarını emreder. Ve rüzgar alır sarayın önüne kadar getirir. Yine biraz özlem giderirler. Ve ablaları o meşhur soruyu tekrar sorarlar. Senin kocan kim? Psike yine savuşturucu cevaplar verir. Ablaları yine tatmin olmaz. En sonunda Psike, benim kocam orta yaşlı, para pul işleriyle uğraşan birisidir der. Ablalar şaşkın. Bu adam geçen geldiğimizde genç değil miydi? Avcılıkla uğraşmıyor muydu? Bu para pul işleri de nereden çıktı? Diye düşünürler. Psike bir öncekinde söylemiş olduğu yalanı unutup yerine başka bir yalan söylemiştir. Ama farkında bile değildir.
ablaları daha da kuşkulanır, daha da işkillenir. Ama yine de üstüne gitmezler. Çünkü bilirler ki üstüne gitsek de bir çare yok. Psike her defasında ya yalan söyleyecek ya geçiştirecek. Derken ablaları o günde evlerine geri dönerler. Aradan yine bir süre geçer ve tekrar psike ablalarının saraya getirilmesi için bilmediği, tanımadığı kocasından ricada bulunur. Kocası bu sefer ikaz eder psikeyi. Bak sen ablalarını seviyorsun ama onların niyeti niyet değil. Onlar seni kıskanıyor. Onlar seni kışkırtmaya çalışıyorlar. Psike ihtimal vermez buna. Benim ablalarım öyle bir şey yapmaz der. Kocası da üstelemez, kırmaz sevdiği, aşık olduğu kadını. Ve ertesi gün psikenin ablaları yine aynı şekilde saraya kadar gelirler. Ama bu sefer sormazlar senin kocan kimdir diye. Bu sefer psikeye herkes gibi biz de çok iyi biliyoruz ki sen bir ejderhayla, bir canavarla evlisin. Ve biliyor musun ki bu canavarla, bu ejderhayla olan evliliğinden doğan çocuğun da babasına çekecek. Senin çocuğun da canavar olacak, ejderha olacak. Bunu ister misin psike der. Psike bu sefer aydınlanır. Çünkü bu ihtimali hiç düşünmemiştir. O kocasını hep güzel hayal etmiştir. En azından bir ejderhayla evli olduğunu hissetmemiştir bunca süre içerisinde. Ve ablalarına durumu açıklar. Ben kimle evli olduğumu bilmiyorum ki. Kaç zaman oldu evleneli ama hala yüzünü görmedim. Neye benzediğini bile bilmiyorum. Gündüzleri zaten göremiyorum. Sadece geceleri karanlık çöktüğünde gelir, gün ışımaya yakın tekrar gider. Ablaları psikenin bu söylediklerinden de güç alarak, bak kızım, biz senin ablanız. Senin iyiliğini istiyoruz. Sen bu evlilikten kurtul. Psike şaşırır. Nasıl kurtulabilirim ki der. Tanrıların emri böyle. Apollon tapınağında babama böyle söylenmedi mi der. Ablaları, bunun bir yolu vardır. Sen yanına bir yağ kandili, bir de hançer al. Gece kocan geldiğinde uyuyana kadar bekle. O uyuduktan sonra yağ kandilini yak, bir eline yağ kandilini al, diğer eline hançerini al ve kocanın boğazından, şah damarından keserek onu öldür. Ve bu evlilikten kurtul der. Bu fikir psikenin aklına yatar. Çünkü psike de artık iyice şüphelenmeye başlamıştır. Kocasının kendisinden neyi gizlediğini öğrenmek için ablalarının gittiği o gece, hemen o gece ablalarının fikrini uygulamaya koyar. Kocası gelir. Birlikte yine sohbet ederler, eğlenirler. Sonra kocası uyumaya başlar. Psike kocasının uyuduğundan emin olduktan sonra yağ kandilini alır, yakar, tutmaya başlar. Diğer elinde de hançer, keskin bir hançer. Kocasına doğru yaklaşır. Yaklaştıkça kocasının yüzü belli olmaya başlar. Ve kocası, güzellik tanrıçası Afrodit'in oğlu, aşk tanrısı Eros'tur. Psike şaşırır. Psike pişman olur. Psike kocasına, Eros'una ihanet ettiği için kendisini cezalandırmak ister. Hançeri alır, kendisine saplamak için. Yaklaştırdığında hançer psikenin güzelliğine kıyamaz ve yere düşer. Bu sırada psikenin elindeki yağ kandilinden birkaç damla yağ Eros'un omzuna doğru düşer. Eros uyanır. Yerde bir hançer. Karşısında ayakta bir karısı. İhanete uğradığını fark etmiştir. Bu ihaneti kaldıramaz. Ağzını açıp tek bir kelime dahi etmeden orayı terk etmek ister. Psike yapışır kocasına. Beni bırakma der. Kocası ise onu dinlemez ve bulutlara doğru yükselir. Psike kendisine yapışmıştır. Psike de beraberinde bulutlara doğru yükselir. Ama Eros ölümsüz bir tanrı, sınırsız bir güce sahip. Psike ise ölümlü. Gücü bir yerde biter ve düşmeye başlar. Eros kendisine ihanet etmiş olsa da psikesine aşıktır
ve onun bu şekilde can vermesine müsaade etmez. Havada onu yakaladığı gibi toprağın üstüne bırakır. Ve ona ben sana olan aşkımdan annemin, Afrodit'in sözünden çıktım. Annem beni seni çok çirkin birine aşık etmem için görevlendirmişti. Oysa ben seni kendime aşık ettim. Kendim de sana aşık oldum ve sen bana ihanet ettin. Bana aşkımıza bunu nasıl yaptın der. Ve uçar gider. Psike öylece seyreder. Ablalarının sözüne uyduğu için pişmandır. Tanımadığı, bilmediği aşkına ihanet ettiği için de pişmandır. Ve dünyada insan ayağının değebileceği her yere giderek Eros'unu arar ama bulamaz. Tanrılardan yardım ister, yine bulamaz. En son başını öne eğer Eros'un annesine, kendi kaynanasına, daha doğrusu zamanında kendisinden intikam almak için fırsat kollayan Afrodit'in karşısına çıkar. Afrodit'ten yardım diler. Afrodit'in ise uzun zamandır beklediği fırsat eline geçmiştir. Psike'den intikam almak için onu her türlü zorlu görevlere, her türlü zorlu sınavlara maruz bırakacaktır. Psike girdiği bütün sınavlarda olağanüstü, insanüstü bir başarı gösterir ve hepsinde Afrodit'in isteklerini yerine getirir. Afrodit, son bir sınavın var der. Eğer bu sınavı da geçersen, bu sınavı da başarıyla geçersen, ben seni Eros'la barıştıracağım der. Evlenme sözü verir. Psike sevinç içerisinde son görevinin ne olduğunu merak eder. Afrodit ise Persefone'nin güzellik kutusunu çalıp bana getir der. Bu görev Psike'nin düşündüğü kadar kolay değildir. Psike bir süre ne yapacağını düşünür. Ve en sonunda yer altına iner. Hades'ten yardım ister. Hades, Psike'nin bu teklifini kabul eder. Psike'ye yardımcı olur ve Psike bir şekilde Persephone'un güzellik kutusunu çalar, Afrodit'e götürmek üzere yola çıkar. Ama yolda merakına yenik düşecektir. Güzellik kutusunu açar, içinde ne var diye bakmak ister. Kutunun içinden uyku çıkar ve Psike sonsuz bir uykuya dalar. Eros, ihanete uğramış olan Eros, yine de Psike'nin sonsuz uykuya dalmasına razı olmaz. Hemen Psike'nin yanına gelir. Onu kucaklar, sarayına götürür. Bildiği bilmediği ne kadar ilaç, şerbet, iksir, şu bu varsa hepsini dener. Psike uyanmaz. Tanrılardan yardım ister. Psike yine uyanmaz. Son çare. Olimpos dağına gelir. Tanrıların tanrısının huzuruna çıkar. Zeus'un huzuruna çıkar. Durumu anlatır, izah eder, yardım ister. Zeus dayanamaz. Ve ona, Psike'ye ölümsüzlük şerbetinden, Ambrosya'dan içirir. Psike hemen orada daldığı güzellik uykusundan uyanır. Karşısında sevdiği, aşık olduğu insan ya da tanrı Eros. Bunlar Zeus'un Olimpos dağında, Zeus'un huzurunda, tanrıların tanrısının huzurunda evlenirler. Düğünlerine her yerden tanrılar katılır. Ve ölümsüzlük şerbetini içtiği için Psike de artık kocası gibi, diğer tanrılar gibi ölümsüz bir tanrıçadır. İkisinin biri de çocuğu olur. İsmini Hedon koyarlar. İşte psikolojiye ismini veren Psike kahramanımızın mitolojik hikayesi budur. Çok kısa olarak Psike'nin ruh olduğunu, Eros'un da aşk olduğunu hatırlarsak ve hikayeyi bu gözle tekrar irdelersek, ruh bir şekilde karşısına çıkan aşkı fark edemiyor. Karşısına çıkanın gerçek aşk olduğunu anladığında ise onu kaybediyor. Ve sonrasında her yerde onurunu, gururunu hiçe sayarak aşkının peşinden koşuyor. Hayatını, her şeyini ortaya koyuyor ve en nihayetinde ruh aşkına kavuşuyor.
Peki ruh ve aşk birleşince ne oluyor? Hedon. Yani bizim haz dediğimiz, bizim mutluluk dediğimiz şey meydana geliyor. Eğer ruh hazza sahip olmak istiyorsa aşkını aramalı ve onu bulmalıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hikayemiz biraz uzun ama psikoloji bilimine ismini vermiş bir hikayenin kısa olmasını da bekleyemezdik. Bu ve benzeri birçok mitolojik hikayeye Instagram'da Anretik Şeyler, YouTube'da PDR Yol Haritam sayfalarından ulaşabilirsiniz. Peki sadece mitoloji mi? Hayır. Taraflı tarafsız, psikolojiyle uğraşan herkesin, severek ya da sevmeyerek okuduğu, hakkında bilgi sahibi olduğu ve arkamda resmini gördüğü an tanıdığı Sigmund Freud'un hayatı ve eserleri üzerine inşallah 165. doğum günü 6 Mayıs tarihinden itibaren 165 videoluk Sigmund Freud'un hayatı ve eserleri serisini de yine Instagram'da Analitik Şeyler, YouTube'da PDR Yol Haritam sayfalarından bulabileceksiniz. Bunun dışında yine modern psikolojimizde isim yapmış, modern psikolojimizde iz bırakmış, katkı sağlamış birçok ismin de eserlerinden, hayatlarından kesitleri yine PDR Yol Haritam YouTube ve Analitik Şeyler Instagram hesaplarımızda bulabileceksiniz. 6 Mayıs'ta Sigmund Freud'un doğum gününde Sigmund Freud'un hayatı ve eserleri serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.